Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Ben Bugün Oppo X5 serisi tanıtıldı. Ben de bununla ilgili böyle bir ön değerlendirme videosu hazırlamak istedim. Şimdi lansmanda 3 tane telefon tanıtıldı. Bir tane de kulaklık tanıtıldı ama çok kulaklık tarafına girmeyeceğim. Bluetooth kulaklık tarafına girmeyeceğim. Biraz telefonlardan bahsedeceğim. 3 tane telefon tanıtıldı ama bakın bu 3 tane telefonu bir kenara koyalım. Bana sorarsanız bu açıkçası lansmandaki en önemli şey bence e, Oppo'nun kendi geliştirdiği ve Marisilicon X adını verdiği e, bir... NPU parçacığı yani işlemci parçacığı yapay zeka desteği e, bu işlemci tanıtıldı. Bana sorarsanız en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle bu. Ya akıllı telefonlar zaten yıllardan beri burada devam ediyor. E, bir gelişme süreci tabii ki bu telefonlarda da var ama Oppo'nun bugüne kadar yapmadığı bir şey yapıldığını gördük ve bence en değerli şeyin bu olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Bu Mars silikon e, teknolojisi e, önümüzdeki dönemde bundan daha fazla bahsettiğimiz bir video mutlaka çekeriz ama bence buradaki en önemli şey Oppo'nun gelecekte kendi işlemcisini üretebilmesiyle ilgili bir adım attığını burada net bir şekilde görüyoruz. Ve bence doğru yerden de başladığını görüyorum ben. Çünkü yapay zeka desteğinden işlemci çekirdeğine geçiş yapmak belki Oppo açısından, Oppo geliştirme süreci açısından daha doğru ve daha hataların absorbe edilebildiği bir noktadan başlayabilir diye düşünüyorum. önümüzdeki süreçte göreceğiz Oppo kendi yonga setini üretecek mi, üretmeyecek mi ama kesinlikle bu açıkçası lansmanın yıldızı Oppo'nun kendi geliştirildiği bu NPU teknolojisi diyebiliriz. 3 tane telefon tanıtıldı dedik. Şimdi onları oradan alalım. <laughs> Buraya masa yatıralım dilerseniz. Tabii ki Find X5 tanıtıldı. Find X5 Pro tanıtıldı ve Find X Lite adında bir telefon tanıtıldı. Find X Lite serisine baktığımız zaman çok enteresan bir şey görüyoruz. Sanki Oppo Reno 7 ile OPPO Reno 7 SE modelinin böyle birbiriyle birleştirilip ortaya light modelinin çıkıp Find X5 Lite modelinin çıkartıldığını görüyoruz. Yani kamera tarafını Reno 7'den alıyor, Yonga Seti tarafınıysa OPPO Reno 7 SE modelini alıyor. Yok çok yeni bir telefon olduğunu söylersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Ya ben bu e artık e markaların şundan kurtulması gerektiğini inanıyorum ama mesela OPPO Find X5 Lite'de de bunu görüyoruz. Yani ana kamera 64 megapiksel, işte 8 megapiksel bir geniş açı sensörü var. Bununla beraber de yine 2 megapiksel piksel makro sensörü görüyoruz. Artık şu sektör şu makro sensörlerden ya bu bokeh sensörlerden bir kurtaramadı kendisini gitti. Hala bununla yola devam ediliyor. Artık arkada daha fazla kamera konması daha iyi bir telefon anlamına gelmiyor. Bakın eskiden gerçekten böyle bir algı vardı. Bundan 2 sene evvel, 3 sene evvel insanların kafasında ya, abi ya bir sürü kamera var arkada falan gibi bir algı vardı ama bence bunlar artık e, sektörün bu sistemden kendini kurtarması lazım ama Find X5 Lite modelinde dediğim gibi bu 2 megapiksel makro sensörü görüyoruz. Find X5 Lite modeli Dimensity 900 Yonga setinden güç alıyor. Yani e, dimens 900 Yonga seti 500 Euro civarlarında bir fiyatlandırması var Avrupa için. Yani ne bileyim bir soru işareti bıraktı bende. Find X5 Lite modelinde 4K çekim gücü var ama 4 k 60 FPS yok mesela. E, ön kamerada 32 megapiksel bir ön kamera var. Yabancı sonluğunuz bir kamera. E, 1080p'de 30 FPS çekebiliyor. Yani ne 4K var ne de 1080p'de 60 kare var. E, yani bunlara baktığınız zaman bir de 500 Euro'yu da karşısına konuşlandırdığınızda dediğim kafalarda açıkçası Find X5 Lite modeli benim kafamda biraz soru işareti bırakma değil. Şimdi birçok insan bana şunu soracak. Abi Find X5 serisi Türkiye'ye gelir mi diye soracaksınız. Açıkçası çok geleceğini düşünmüyorum. Yani Find X3 nasıl Türkiye'ye gelmediyse Find X5'in de Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça zayıf ama Find X5 serisinde çok enteresan bir şekilde Snapdragon 888'e yola devam edildiğini görüyoruz. Bu da açıkçası yani kafalarda soru işareti yaratan bir durum. Evet 8 Gen 1 teknolojisini koyduğun zaman fiyat 1300 Euro'ya çıkıyor ama o zaman da ne oluyor? Yani şu anda Oppo Find X5 Pro'nun Avrupa'da iPhone 13 Pro Max'ten bile daha pahalıya satıldığını görüyoruz ki yani gerçekten arkadaşlar e, bu tam bir kafa karışıklığı. Bu noktada gerçek ben şunu söyleyebilirim yani birçok insan yani Find X5 Pro'yu mu alır, iPhone 13 Pro Max'i alır? Burada tabii ki yani takdir her zaman olduğu gibi sizin ama Android ekosisteminin en pahalı telefonuyla da karşı karşıyayız. Şu anda 1300 Euro seviyelerinde Oppo Find 3 X5 Pro'yu görüyoruz. E Karşındaysa mesela markanın yine kendi telefonu yani OnePlus 10 Pro var. OnePlus 10 Pro'nun bugün 850 euro civarlarında 8 Gen 1'li arkadaşlar telefondan bahsediyorum daha geçtiğimiz günlerde incelediğim o telefon 850 euro civarlarında satılıyor. Ya bilmiyorum yani benim açıkçası biraz kafam karıştı. Umarım yorumlarla siz benim kafa karışıklığımı giderirsiniz. Şimdi Find X5 ile X5 Pro'nun en büyük farkları tabii ki içindeki yonga setleri. Kamera tarafında ise aynı kamera sistemini görüyoruz. Ben hep söylüyorum bunu defalarca söyledim. Bir amiral gemisi telefonda bence işte ana kamera, geniş açı sensör, telefoto kamera ve mutlaka mutlaka periskop kameranın olması gerektiğini düşünüyorum. En son Find X2 Pro'da galiba periskop kamera kullanılmıştı. Ondan sonra da Oppo periskop kameradan vazgeçti. Periskop kamerayı dünyada geliştiren ilk üretici Oppo iken Oppo son iki nesil amiral gemisinde periskop kameradan vazgeçti. Yani bilmiyorum abi hani e, bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yani e, böyle bir teknolojiyi sen geliştirebilirken e, bununla devam etmiyorsun. E, Oppo hatırlayacaksınız 125 watt hızlı şarj desteğini de e, tanıtmıştı. Hatta 2 yıl oluyor bunun tanıtılı. E, şu anda hala 80 wattla yola devam ediyor. Oysa ki e, mesela Xiaomi 120 wattı e, orta süper orta segment diyebileceğimiz Xiaomi 11T Pro da mesela veriyor. Bence bu tarafta da mesela hani hızlı şarj teknolojisini de geliştiren firma aslına bakarsanız Oppo. Yani 2014 yılında yani millet böyle 5 wattlarla falan şarj ederken 10 wata hızlı şarj derken falan işte birden Oppo çıktı ve 20 watt dedi. Yani Wow demiştik o zaman 2014 yılında bundan 8 yıl evvel inanılmaz bir şeydi o 20 watt teknolojisi 5 volt 4 amper falan yani e, o zaman inanamamıştık ve bu teknolojiyi geliştiren Oppo'ydu ama bugün baktığın zaman Xiaomi'nin bile e, o anlamda biraz gerisinde kaldığını görüyoruz e, yorumlarınızı bekliyorum. Benim arkadaşlar telefonlar gibi söyleyeceğim şeyler bu kadar yani e, açıkçası bu böyle video işte Oppo Find X5 serisine gömme videosu falan değil ama Find X5'in Türkiye'de neden satılamayacağını falan da en azından burada söyleyebildik. Yani 1000 Euro Find X5 serisi. Bu telefon Türkiye'ye tut ki gelse muhtemelen 20.000 TL civarlarında bir fiyatlandırma olacaktır. Snapdragon 888 Yonga setine sahip bir telefona Türkiye'de kaç kişi 20.000 TL para vermeyi tercih eder? Açıkçası dediğim gibi yani her şey sizin yorumlarınıza saklı olacak. Ben söyleyeceğimi söyledim. Biraz derin gibi böyle eleştiri videosu gibi oldu ama yani bu fiyatlar tabii ki Türk yani dünyada her şey artıyor. Zaten şu anda bugün işte Rusya, işte Ukrayna'ya girdi. E belki telefondan bile bahsetmek çok doğru değil ama şunu demeye çalışıyorum. Her şeyin fiyatı artıyor. Telefonların da fiyatı artıyor ama işte karşı tarafta da muadil ürünler oluyor. Yani atıyorum mesela sen diyorsun ki ben diyorsun Find X5 Pro'yu 1300 Euro'dan satışa sürüyorum diyorsun. E, Almanya'da şu an bakıyorum iPhone 13 Pro Max'in tamam 128 GB versiyonu çok önemli değil ama e, 1249 Euro. 256'ya çıktığım zaman da 1369 Euro görüyorum. Yani e, 70 Euro civarlarında daha pahalı bir fiyata 256 GB'lık versiyonu alıyorsun iPhone 13 Pro Max'in. Abi yorum tamamen ve tamamen size ait. Ben e, biraz dediğim gibi Find X5 serisi Türkiye'ye gelir mi? Belki Lite modeli gelebilir fakat light modelini getireceksen de o zaman da Reno 7'yi de getireceksen bu sefer orada da kafa karışıklığı yaratılacak. Dediğim gibi Find X5 serisinden ben hiç umutlu değilim. Türkiye'ye gelir mi? Bence gelmez. Çünkü e bugün bakıyorum mesela Oppo'nun neredeyse bütün dünyadaki sosyal medya hesapları mesela Find X5 ile ilgili bir şey paylaşırken abi Ukrayna'da savaş var şu anda. Bugün Ukrayna'da savaş var. Ukrayna'da Find X5 serisiyle ilgili paylaşım yapılıyor. Türkiye'de onunla ilgili paylaşım yok. Ondan diyorum zaten gelmeyecebilir. Muhtemelen gelmeyecektir. O yüzden paylaşım yapılmıyor diye düşünüyorum. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yorumlarınızı arkadaşlar mutlaka mutlaka bekliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.